Hobilent'in değerli takipçileri hepinize merhaba. Şu anda balkonumdayım ve gördüğünüz gibi önümde kare şeklinde bir akvaryum var. Düşündüğünüz üzere yeni bir akvaryum kuruyorum. Bir Lepistes akvaryumu. Uzun zamandır eşim istiyordu böyle bir akvaryum. Şimdi de onu kuracağız. Bu sefer kare bir akvaryum tercih ettik. Kuvvetli Sri Lanka Lepistesi koymayı planlıyorum ve öncelikle akvaryumumuzu yıkadık, temizledik, ondan sonra kuruttuk. Şimdi de arka zeminini boyuyoruz. Biz genelde siyah rengini tercih ediyoruz. İsteğe göre lacivert ve mavi tonlarını da tercih edebilirsiniz. Bunlar da güzel oluyor ama siyah gerçekten balığın renklerini çok güzel ortaya çıkartıyor açıkçası. Biz de şu an siyahla boyuyoruz. İnce fırçayla denedik ama çok çizgi çizgi olduğu için eşim böyle yapmaya karar verdi. Şu anda da arka zemini siyah boyuyor gördüğünüz üzere. Bakalım istediğimiz sonucu alabilecek miyiz? Akrilik boya kullanıyoruz. Akrilik boyayı neden kullanıyoruz? Hemen kuruduğu için ve çok fazla dağılmadığı için akrilik boyayı tercih ettik. Siz akrilik boya ya da yağlı boya tercih edebilirsiniz. Biz daha önce akrilikle iyi sonuç almıştık. Bu sebeple de akrilik boyayı tercih ettik. Bakın şu an arka cam tamamıyla siyah oldu. Bakalım istediğimiz güzellikte duracak mı? Hep beraber göreceğiz. Yakın zamanda bu akvaryumumuz içerisi lepisteslerle dolu olacak. Ve bu güzel akvaryumda 3. akvaryum olarak sizlerle videolarımızda paylaşacağız. Şöyle göstermek istiyorum akrilik boyayı. Eşim burada siyahın içerisine birkaç renk katarak bir karışım yaptı. Değişik parlak bir siyah elde etti. Kendisi ressam olduğundan renklerden iyi anlıyor. Siz de birkaç rengi kaynaştırarak farklı renkler elde edebilirsiniz. Ama akvaryumda siyah, lacivert ve mavi tonları dışında ben çok önermiyorum. Denedik çünkü olmadı açıkçası. Bu sebeple de siyah tonu akvaryumda güzel siyah bir orta kalite, orta büyüklük kumla çok hoş olabilir. Akvaryumda mümkün olduğu kadar plastik kullanmamaya çalışın arkadaşlar. Plastik gerçekten balıklar için güzel bir şey değil ve mümkün olduğu kadar akvaryuma çok fazla elinizi sokmayın. Teninizi değdirmeyin. Çünkü balıklar bakteri konusunda çok hassaslar. Bu sebeple bu tarzda ölümlerde yaşayabilirsiniz. Balık öldüğü zaman çoğu zaman bilemiyoruz ölümünü ama bu da ölüm sebeplerinden bir tanesi. Bu yüzden akvaryumumuzu mümkün olduğu kadar steril tutmaya çalışalım. Ve çok fazla elimizi akvaryumun suyun içerisine sokmayalım. Şimdi bunun biraz kurumasını bekleyeceğiz. Ondan sonra akvaryumumuzun içerisine su dolduracağız. Ve 1-2 gün bu suyu dinlenmeye bırakacağız. Ki dinlenmiş suda balıklarımız geldiğinde rahat edebilsinler. Herhangi bir kireç ya da farklı bir mineral zarar vermesin. Suyumuz iyice dinlensin. Böylelikle lepisteslerimizi de akvaryumlara kavuşturacağız. Sizinle de mutlaka paylaşacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Yakın zamanda çekiliş videosunu çekeceğim. Bilginiz olsun. Bizi takip edin. Çekilişin duyurusunu vermiştim. Yakında net olarak zamanını da söyleyeceğim. Çekilişe katılmaya devam edebilirsiniz. Çekiliş videomuzda kurallar anlatılıyor. Oradan bakarak lütfen çekilişimize katılın ve siz de ücretsiz güzel bir hediyeye sahip olun. Bütün akvaristlere iyi hobiler diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.